Hatun, burası nasıl? Evet, bence iyi. Bu rüzgarda bulunabilecek en iyi yer yani. Bence de. Yapacak bir şey yok. Hadi çıkalım hemen. Bir Hadi. an evvel kampımızı kuralım. Kuralım. Güzel falan ama yine Ama de masa sandı. masa şey olarak güzel ama manzara olarak çok güzel yani. Baksana. Hadi hemen. Bak. Onda var. Şeyi açacağız mı? Açamayız herhalde değil mi bu tenteyi? Yok yok, tenteyi açmayacağız ya. Al bunu da. Masayı kuracağız. Çünkü rüzgardan bayağı bir koruyor burası. En azından dışarıda çay mayı içeriz yani. Allah'tan bu sandalye masaların ben pratik bunlar ya. Kolay. Kurulumu kolay. Evet. Burayı yanaştıralım. Evet. Böyle iyi. Şimdi tamam. Sen git bize hemen bir çay demle. Ay, bakayım güzel oluyor. Ay. Güzel de burası ya. Ay. En azından araba kesmese durulmaz. Ay, durulmaz tabii. Bayağı rüzgar var. Aynen. Tamam, ben çayı demleyeyim mi? Sen hemen çayı demle. Ben de zaten üç kere ocağı falan çıkarmayacağım. Tenteyi de açmayacağız. Çayı demle, çay içelim. Çay içelim bir de. Hatun, çaylar hazır mı? Hazır hazır. Dur, kapıyı açayım mı? Açtım açtım. Açtım canım. Git bakalım, şunları içelim de ondan sonra yemek faslı olayına geçeriz. Hadi, hadi gel. Bak, burada rüzgar yok. Oraya çıkıyorum. Aynen. Felaket rüzgar var yani. Şey, yapraklara bak. Yukarıda nasıl belli. Evet. Göl manzaralı evimiz var. Bugün göl manzarasında. Evet. Karavana yavaş yavaş iyice alışıyoruz. Bugün de böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Havanın azizliğine geldik. Yani bulabileceğimiz en güzel yerdi bence burası, burada. Evet. Aslında bugün tam dağ keçisiyle bayağı güzel yerlere gidebilirdik böyle. Dere kenarları, böyle kuytu yerlere gidebilirdik ama karavanla gidemiyoruz. Evet. Karavanla her yere gitmek çok zor. Normal biraz asfalt yol istiyor yani. Asfalttan dışarı çıktın mı karavanla sıkıntılar tehlike oluşuyor. Tehlike büyüyor. Yolda kalma riski falan artıyor, özellikle kışın. Hava da iyice karardı. Karnımız da acıktı. Ne yapacağız bu akşam? Bugün menüde Hatay'ın meşhur tepsi kebabı var. Ama biz tamam, tepsi de yapmayacağız. Toprak kapta yapacağız. Karavanın fırınında yapacağız. İnşallah güzel bir şey becerebiliriz de şöyle bir afiyetle yeriz. Hadi kalkalım da yapalım. Ben şeyden, tabletten açayım şu ışıkları da. Aç. Önce şu ışığı bir yakalım. Sonra gelelim tabletimizden şu ışıkları bir yakalım bakalım. Evet. Gayet güzel oldu. Evet. Şimdi yemek hazırlıklarına başlamamız lazım. Koltukları da böyle çevirdiğim iyi oldu ama, değil mi? Evet. Tamam. Burada da gerçi iki kişiyiz ama rahat rahat oturabilir yani. Aynen. Evet. Tamam. Zenginleri yaktık. Bir de bunları yakalım. Bunlar da dokunmatik. İyi oluyor. Oh, ışıl ışıl olduk. Evet. Işıkla ilgili bir problemimiz yok zaten. Gayet güzel. Başlayalım artık ya. Yemeğimizi. Evet. Tamam. Ver bakalım. Önce şu tahtayı ver. Bıçaklarımı ver buna. Tamam. Şu, önce şu tepsi kebabını şöyle güzelcene. Al bakalım bıçaklarını. Bıçaklarım burada bayağı var. Kocaman kocaman. Evet. Gidip de rendeden geçince herhalde güzelcene usulüne uygun yapacağız. Evet. Aynen, usulüne uygun olacak yani. Şimdi soğanımız var. Bir ufak ufak doğrayayım, ondan sonra
Zırhtan geçireceğim zaten. Sen onları yaparken ben de yavaştan salataya başlayayım. Evet, evet. Hafiften böyle bir çok da olmasa salata yaparsan güzel olur. Maydanoz. Doğrusu bu. Makineyle yapacağına zırhtan geçirmek en güzeli. Bununla işimiz kalmadı. Bunu kaldırabilirsin. Geçirdik sebzelerini. Koyun kıymamız ve dana kıymamız var. Tuz. Kekik. Kimyon. Karabiber. Acı pul biber. Eldivenleri alabilir miyim artık? Böyle 5-10 dakika karıştıracağız. Evet, yaklaşık 10 dakikadır karıştırıyoruz. Güzelce harmanlandı. Hatunum, bunu dolaba. Bir dinlensin. Evet, üstünü. Evet, bak tertemiz. Elin tertemiz. Şeyin üstüyle kapatayım ben onu. Evet. Ver bakalım onları. Artık dinlenmiştir. Kanım iyice acıktı. Şöyle koyalım. Şimdi sosunu da yapsak. Sosunu yapalım. Al tepsisini koy oraya. Ben tepsiyi bir koyayım. Buraya koyalım tepsiyi. Sosunu koyalım. Evet. Ver bakalım. Açtım kapağını. Evet. Bu zaten ne salçasıydı bu? Vallahi o da kilisten gelme bir salça. Domates salçasıyla biber salçası. Evet.
Tamamdır. Evet, bunu da dök bakalım. Sana yavaş. Ben yedireyim, ondan sonra dökeriz. Hı hı. Tamam, olmazsa sen biraz daha karıştırırsın. Evet, şimdi biraz etin yayı ver bana. Evet, biraz az bir şey zeytin yağı var. Fırçalayayım. Fırçalayayım. Kıymaya bulaştıracağım ya, o yüzden fırçaya tamam, gerekiyor. Tamam. Güzel, yine yedirelim. Bunun dibine de salça koyuyorlar, Hatun. Evet, evet. Ha, bir şey şöyle gezdiriyorlar. Süsleyelim şimdi. Şimdi sıra geldi sosumuza. Şöyle gene usul usul dökelim. Bir de buraya. Tamamdır. Tamamdır. Evet, şimdi artık fırına koyma zamanı. Biraz altına doğru da geçsin. Şöyle. Ondan sonra bakacağız. Hatun, ben fırını yakayım. Hı hı. Hatun, ver bana. Koyalım hemen fırını. Evet, arada bir çay içeriz zaten. Sen de buraları bir toparlarsın. Evet, artık tepsi kebabımız pişti. Ve ciddi anlamda güzel oldu. Şöyle üstüne lavaş da koymuştum ben. Şunu da alayım. Şöyle koyalım. Sıcak olsun diye ben koydum. Evet. Tepsi kebabımız hazır. Bir lavaşları da ısıttık. Şöyle böleyim. Ve şöyle bir koyalım. Kepçemiz nerede? Üstüne de sosunu dökelim.
Oh oh oh. Bu ne be? Evet. Tamamdır. Fırını daha iyi tanımıyoruz. Çünkü elektrikli fırın değil bu. Gazlı fırın. O yüzden bilmiyoruz. Evet. Benden tam not alacağım. Benden de öyle böyle Hacı. Yemin ederim 10 numara. Nasıl? Biraz daha çektikçe daha güzel oluyor. Hı hı. Bize afiyet olsun. Evet, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Bu fırtınalı günde, bu gecede karavanla kamptayız. Artık yatma vakti geldi. Ama önce ben size şu fırtınayı karavanın penceresinden de olsa bir görmenizi istiyorum. Ciddi anlamda karavan nasıl sallanıyor bir görseniz. Koca karavan neredeyse yıkacak yani. Müthiş bir fırtına var. Hadi bakalım. Belki rüzgar engelleyiciler de çok karanlık. Evet. Herkese iyi geceler. Biz yatıyoruz. Günaydın. Evde yaptığımız böreği
Sabah kahvaltımızda yiyeceğiz. Benim ayrı salatam biliyorsun bunu. Bunu da getireyim de böreği bunun üstüne. Böreği de onun üstüne hı-hı koyarız. Börek de hazır galiba. Hazır. Evet, gayet güzel. Zaten pişikti, ısıtmış olduk. Ben bu böreği keseyim. Ona göre. Sen şu şeyi bir al bakalım. Börekler de hazır. Çayları doldur bakalım. Nefis nefis gözüküyor. Yine güzel bir kahvaltı. Şöyle. Dolduruyorum. Doldur. Evet. Bize afiyet olsun. Böyle bir dünya yok, böyle bir rüzgar da yok ya. Manzaramız güzel. Bak yaklaşıyor. Gel kıcım. Geldi, gel geldi kıcım. Bak ha. Ha. Ver. Ay kıcıma, ay. Ver. Ay. Gel annem. Gel. Al. Koş. Ne ürkek ya, birisi neler yapmış. Korkmuş, çok ürkek ya. Çok ürkek, baksana. Bak. Ay benim gibi kızım. Çok ürkek ya. Kocuğum. Hadi hepsini ver, dondum. Çok soğuk. Yemin ediyorum. Ay bunları ye. Bilmem nasıl sallanıyor. Bunları bile ye. Ne olmuş ya? Ben geliyorum, çok soğuk. Çok. Bayağı soğuk. Açtım ben kombiyi. Gel. Sıcak yuvamıza gel. Burası çok iyi. Aynen. Hadi köpecik de yemeğini yesin. İçeri girelim. Evet, hatunla beraber kamp yerimizden bıraktık. Zaten çok yakın. Evet. Şimdi ise Gölyazı'nın Gölyazı köyünün içini ufak da olsa bir tur atmak istiyoruz. Sizlere de göstermek istiyoruz. Hadi hep beraber bakalım. İlk önce şöyle bir göstereyim ben. Burada Gölyazı köyünün en büyük özelliği bu göl tekne turları. Yani saltanat kayığında gezinme turları diyorlar burada. Böyle. Bak orada ne var? İskeleler var. Şurada bakacak olursak çok çeşitli bir kuş çeşitliği var burada. Bakın gördüğünüz gibi bir pelikan gidiyor. Ve karşıda çokça pelikan var. Oo, bayağı var orada. Değil mi aslan? Burada artık yabani ördekler bile evcilleşmiş. Yeşilbaş ördekler var gördüğünüz gibi. Bakalım bunları çağırdın mı gelecekler mi? At bakalım atın. Bunların ne? Karabaş mı bunlar? Karamatak mı? Nasıl yapacağız? Gik. Bizim tavukları çağırdığımız gibi mi? Gel bakayım. Gik. Hadi gel, size mama veriyorum. Gel. Hadi. Hadi bakayım, beni utandırmayın. Gelin buraya. Hadi. Çok uzaktılar bunlar ya. Bunlar nasıl? Evet. Bunlar birazcık doymuşlar. Hadi. Evet, gelin. Bir güzellik var. Ördeklerin sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Böyle bir ortam var. Ciddi anlamda güzel bir ortam var. Sanırım. Ama güzelmiş bak burası. Evet. Ya sizin karnınız çok belli.
Evet, bundan karnı tok. Artık devam edelim yukarı doğru. Burada gölün kenarında çay bahçeleri var. Tabii ki fırtınalı bir havadan sonra burası kapalı olması çok normal. Bak 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 bak, ben kime ne vereceğim bak şimdi. Gel, senin kısmetinmiş, gel. Sen de o beğenmedin mi? O etçi burada. Sen etçi misin? Etçi olmuş o. Sen iste. Evet, en güzel manzara diye bence burası. Al. Geç geç, karşıya çok gezeceğim. Evet, biraz sonra buraya ineceğiz. Şöyle bir köprüden geliyorsunuz. Görüyorsunuz. Şöyle. İşte bunlar balıkçı kayıkları. Gördüğünüz gibi. Bunlar da balık tutuyorlar. Aldın. Çınar ağacı köprünün o karşısında. Ağlayan çınar değil mi? Ağlayan çınar orada. İstersen oradan gidelim. Evet. Şimdi ağlayan çınara geldik. Bu ağlayan çınar hakkında bilgi alacağız. Zaten gerekli bilgiler hepsinde yazıyor. Anıt olarak, anıt ağaç olarak buraya artık ilan etmişler. Ağlayan çınar geçerli. Yaşı? Yaşı 750 yaşında. 20 evet, yılında 2020'de yapılmış. 23 oluyor. 750. 750 yaşında bir ağaç. Boyu da 25 metreymiş. Çapıda 35 metre, gövde çevresi 13 metre 10 santim envantere alınmış. Burada da bu yazı mevcut. Bu şekilde. Artık burayı koruma altına aldıkları için aralarını falan ciddi anlamda koruma için doldurmuş. Pelikanlar toplaşmış gidiyorlar. Artık evlerine dönüyorlar. Baya baya ilk defa hayatımda bu kadar pelikan sürüsü gördüm. Sayayım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da iki tane bunlar hasta galiba. Titriyor. Baksana şuna. Ah. Onlar üşütmüş. Vallahi titriyor. Hepsi dağıldı valla. Evet, hemen köyün yanı başındalar. Çünkü buradan besleniyorlar. Sevgi için buradalar. Hadi gidelim. Şurada yan tarafta bir sokak daha var. O sokak da çok meşhur. 10-15 tane yemek yemeği yeri var. Başından bir göstereyim. Şerefi bu. Çok güzel yerler var. Hava çok geç olmamasına rağmen iyice karardı. Fırtınadan sonra bir sessizlik tarzı. Bak burada sevgi çocukları aile lokantası var. Benmiş benmiş. Burası da. Hadi atın. Arkadaşımı bıraktım, arkadaşım gitti. Böyle sevgi pıtırcıklarıymış bak burası. Bak. Böyle devam ediyor. Artık o kadar gitmeyelim artık, geri dönelim. Dönelim mi? Evet, geri dönelim. Kampımıza devam edelim. Karavan kampımıza. Göl yazıyı geldik güzelce, ne geldik. Hatun, kahve yaparsın artık. Yaparım tabii. Evet. Neydi? Demleme kahve miydi? Filtre demleme kahve. Filtre demleme kahve yapacağız. Hadi bakalım. Alayım da. Evet, karavanda değişik şeyler istediğimiz için aslında normalde ben çaycıyım biliyorsun. Ama değişik böyle tatlar almak istediğimiz için bu filtre demleme kahveye veya 60'la diyorlar geçeceğiz. Çekirdek kahvemiz olmadığı için normal toz kahveden
yapacağız. Ne yapacağız? Şu an ne yapıyorsun? Kağıdın fitresini. Kağıtta da olmasın diye süzüyorsun ha? Evet. Bunu da atayım şöyle. Şunu takayım. İşte. 20 gram, 20 gram. 20 gram, 20 gram değil mi? Aynen. Evet, şimdi. Sağdan sola inmiş, soldan sağa inmiş. Soldan sağ, sağdan sola. Oh. Kağıda çok yakın yapmayacakmış. Evet. Şimdi bir alsın, önce bunu bir dağıtalım da. Sonraki turda. Evet. Şimdi bunda ikinci bir seans olacak. Biraz bekletiyoruz, demlenecekmiş de. Ondan sonra bir daha ikinci koyacağız. Daha iyi bir demlenme olacak. Demlenmiştir artık o be. Evet. 2,5 dakika oldu. Oldu. Dök bakalım. Süzülmüş mü? Evet. Şöyle koyayım da şöyle bunu. Bayağı güzel koktu be. Hı. Demlendi ya kendi. Çok güzel oldu. Bir tekrar koyayım da böyle. Sonra. Tamam bakalım. Kahve alır mısın? Gete bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Bakalım. Baya. Ama bu orta sertlikte aldıydım ben zaten bunu. Evet. O yüzden güzel. Size göre böyle iyi. Oh. İyi ama. Hakikaten iyi. Damak tadı bir şey. Ben zaten çok sert sevmiyorum zaten. Yani zaten ben çaycıyım da. Evet, yavaş yavaş böyle farklı tatları almak istiyorum. İyi oluyor yani. Evet, bu havada yine de dışarıda olmak, yine de bir karavan kampı yapmak yine de güzeldi. Baktığın zaman herkes hava şiddetli rüzgarlı diye, fırtınalı diye hiç kimse çıkmadı. Ama biz yine de evde kalmayı değil, karavanda gezmeyi tercih ettik. Ona göre uygun bir yer bulduk kafamıza göre. Göl yazı. Neydi? Zambak Tepe'de. Evet. Evet. Biraz hakim bir tepedeyiz. Her tarafı rahatlıkla görebiliyoruz. Yani burası bir yarımada gibi düşünün. Bütün etrafımız sularla çevrili. Hemen önümüzde de bir altta köy var. Gölyazı Köyü. Dolayısıyla manzaramız çok güzel. Bu sabah daha güzeldi. Akşam çünkü ciddi anlamda fırtınalıydı. O yüzden çok görüntü yoktu ama sabah biraz daha durgun bir hava. Akşamkine göre. Ama yine de rüzgarlıydı. Şimdi ise baya bir rüzgar kesildi. Çünkü arada yağmur yağdı. O yüzden dolayı. Evet, biraz sonra karavan kampımızı bitireceğiz. Evimize gideceğiz. Çok uzak bir yolumuz yok. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 45 dakikasına evde olacağız. O yüzden çok fazla geçe kalmadan gidersek güzel olur. Keyfimizi bitireceğiz.
Kahvede değişik bir tat oldu değil mi artık? Evet, değişik bir evet. Tat. Zaten bol bol çay içtik. Kahvede finish oldu. Terkleri yerine koy. Hadi. Ver, ben burada giyeyim. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Gidelim. Evet, artık biz gidiyoruz. Bizi izleyip abone olmayanlar, lütfen abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.